Arkadaşlar, gümüşten çıkmak zor. Bunun farkındayım. Ama zaten yani zor. Sizin amacınız zoru başarmak. Bir de mesela koç öyle bir şey oluyor ki karşıdaki adam ezildiği zaman geri duruyor. Ne bileyim farm almaya çalışıyor. İşte sağa sola yardım bekliyor falan. Bizim takımdakiler ezilince millet ana bacı bok ki. Ondan sonra geri durmak yok. Habire üstüne koşu koşu. Oğlum o niye, hep karşı takımda oluyor biliyor musun? E şimdi sizin takımda sen varsın. Sen banko intliyorsun. Adamların bir kazanma koşulu olduğu için adamlar çok küfür etmiyordur. Yani şöyle söyleyeyim koç. Ben gerçekten bunu söylüyorum. İntlememe konusunda ciddi çaba sarf ediyorum LoL oynarken. Göreceğiz şimdi. Hatta koç çavuşlarım bu oyunu kaybedersek chatten 3 kişi abonelik vereyim. Kabul mü? Sana uyar mı? Bana uyar oğlum istiyorsan. Abonelik sana para vereceğim diyor. Ha, tabii ki kabul adama bak. Bir de bana SS atıyor ya işte şimdi. Ne yapacaksın senin bu oyununa bak. Sen oğlum hani yazılımcı adamsın. LoL'le ne işin var senin? Git yazılımını yap. Ayaklarını uzat. Filmini izle. Maçını izle. Sabah işe git. Ne yapacaksın LoL'le sen ya? Hem LoL izlemeyi seviyorum. Aha. Düşünün ne yapacaksın yazılımcı yani? Ülkenin haline bakın. Yo yo sağlam. Sağlam bir yerde yazılımcı bir de ne yapacaksın? Öyle evet. Diyeyim size. Ama ya ülkenin halini buradan anlarsınız. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işte hani yerli ve milli işte uçaklar falan filan deniyor ya böyle sürekli. Onlarda çalışmıştım etmiştim de var zamanında. Yani orada garsondu. Yok yok mühendis olarak. Yazılımcı adam eğlenemez mi koç? Eğlenir. Ama işte matematiksel zekası yüksek olduğu için ne yapacağının espri kalitesi zayıf oluyor genelde. Ayıktınız mı onu? Adamda matematik zekası var. Lan ne yapacağını iyi gömdük ha. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz be oğlum. Ulan ya geçen gün Seko diye bir çocuk vardı. Siz var mıydınız oyunda? Çocuk futbolcuymuş ama engelli futbolcu. Yani duymuyor. Takımdaki hiç kimse duymuyor. Ama bu duyuyormuş. Az duyuyorum yani şey bazı sesleri şey. Bu bir tek bu duyuyormuş. Bir gün hakem de duymuyor diye küfür etmiş hatta kırmızı kart yemiş. Yayında çok boş var koç ben kaçar. E oğlum ne bekliyordun ki bu yayından sen? Sen bu yayını böyle elit sağlam bir yayın gibi falan o tarz bir şey mi bekliyordun sen? Bayağı yanlış yerdesin. Al. Bayağı yanlış yerdesin. Kapıyı açarlar ya. Puşlama bakayım koçum. Puşlama bakayım. Sonu OTP olmak ne ya? Mesela vallahi merak ediyorum yani. Mesela ne oldu da sonu OTP oldun mesela? Tam olarak o hikaye nasıl başladı? Bir baktım sona lane'de çok güçlü. Öyle bir şey yok. Can atıyor. Tamam. O zamanlar şey çok güçlü ama koç işte. Bu tier falan alınıyordu ya bir ara. İşte gözyaşının parçasını alıyordun. İşte gözyaşlısı tekleniyordu sonra da işte buhurdanlık alıyordun. Sonra işte diğer işte support itemleri falan çok güçlüydü. Viego'ya kaçıyor. Ulan şey gibi olmadı mı ya bu filmlerde böyle tut oğlum elimi bırakma uçurumdan aşağı düşerken hatta bak lan dalgana. Bu örneği daha önce vermiştim biliyorum ama tam aynısı oldu. Vay Asım'cım benim be. Eyvallah. Eyvallah. Kayser'ın W'ye bak. Aha. Hadi be. Gebereceksin. Allah'ım maç kazanıyorum ya. Benim farkım koç. Kazanırsak mı sen abonelik veriyordun? Hayır kaybedersek. Vallahi tüh kötü olmuş. Bir anda elim kayabilir ya şu an. Sen koç de ki bana abonelik hediye etmeyen ne yapacaksın değil. Etme. Sen burada yayın yapıyorsun. İşte belli hedeflerim var. İşte belli planlarım var diyelim ki. Hani bunu devam ettirmek için de belli şeylere ihtiyacım var. Yayını devam ettirmek adına. Sevdiğim insanlara hep ben destek olmaya çalışıyorum. Eyvallah. Aa, bayılıyorum ya böyle bak. Bu tarz çarlar oynayacaksın ya TR'de. Yok işte Orion'laymış, oymuş, buymuş. Boş. Çekeceksin fizi. Geri durup ölmüyorum işte intlemiyorum mesela. Bunu işte bu kadar yapabilseler yemin ederim ben bu gümüşten çıkacağım yemin ederim. İmkanı. Sadece şunu yapacaklar. Çıkamazsın da yine de. Oğlum nasıl yeneceksin lane'i de ne yapacaksın? Mesela senin maç taşıma rating kaç ne yapacaksın? %10 falan. 46 mıydı neydi? Al işte ya. Bir de bana şimdi sövse karma ne gülerim şu an. Sövecek zaten. Ne yapacaksın? Hayatında hiç cidden böyle 10'a 1 falan oynadın mı? Maç taşıdın mı? Çok mu? Direkt geçmişimden bakalım. Geçmişimde direkt vardır. Tamam bakacağız. Tamam bakacağız. Tamam. Geçmişine. Ben mümkün değil olarak görüyorum. Sizce chat var mıdır? Aha.
Öyle bir şey yok. Destan yazdı. Abi sanarsın ki yani Allah. 500 yıl önce hayata gelmişim. Destan yazıyorum ya. Sonra eğer Akira yayını açarsa Akira'nın yayınına gidiyorum. Orada takılıyorum. Hı-hı. O bittikten sonra akşam Olga abi önce Scarlett'in yayınına gidiyorum. Orayı seyrediyorum biraz. Scarlett abi her gün bir tane böyle boş yaparak bir mesaj gönderiyorum. Sonra en sonunda Olga abiyle orada da yayını kapatıyorum. Günü kapatıyorum. Kendi yayını modu. Twitch'i ele geçirmişsin oğlum sen. Evet. Adam Twitch'i ele geçirmiş oğlum. İşsiz mi la bu, çalışmıyor mu? Kafalardaki tek soru. Lan işsiz mi, mühendisti bu adam? Yok çalışıyorum ya. Eğer bireysel emeklilik işi falan olur ederse direkt haber edin yani. Hehe eminim bu chatten sana birisi bireysel emeklilikten yazar. Adamın donuna kadar alacağından şüphelenir adam. Ben mi? Hiç beceremem ki öyle şeyleri. Tabi. Senin gibilerden korkacaksın, ne yapacaksın bu hayatta? Ben bir şeyi tecrübe ettiysem o işte en güvendiğin adamlardan bir bakmışsın ayıklamış adam seni. Ben beceremem diyenden korkacaksın. Ne yapacaksın? Ya bende boş beleş var. Ondan sonra ne bileyim. Belli seviyede belli şey yapmak var ama o tarz bir şey yok yani. Böyle tabii canım. Nasıl diyeyim? Seni tamam. Peki ben sana şunu soruyorum. Dolandırıcı bir insanın ya ulan ben de iyi dolandırıcıyım ha fena değilimdir dediğini duydun mu? Evet. Kim o? O adam sen. He? Direkt sen koç. Ben mi? Ben öyle bir şey yapmıyorum oğlum. Ben kimi dolandırıyorum? Direkt sen de. Tek geçerim bak. Sen direkt yani koç. Hiç şey yapmana gerek yok yani. Hiç mütevazılığa gerek yok. Oğlum ne yapıyorum ben? Bu zamana kadar koç, kimin parasını aldım? Kimin parasını mı aldım? He? Koç kaç aydır bizim aboneliği dızlıyorsun. Aha. Tamam da bir hizmet veriyoruz. Bak 8 mesela... TL'ye benimle dua atıyorsun. Benim gibi bir adamla. Yani. Oğlum Ronaldo 8 TL'ye bugün dua atsa kaç kişi abone olur? Koç adamın 15 milyon Instagram takipçisi, abone 3'lerden bize sıra gelmez ki tier 3'lerden o adamda. Tamam yani sonra biz ne yiyeceğiz, taş mı yiyeceğiz? Biz de işte oradan sekenleri topluyoruz Ronaldo'dan. Yani evet o da doğru. 15 milyon abone bu arada Türkiye'deki dizide oynayanlarda var. 15 milyon abone diyorum şey takipçi. Abi benim ne bak ben reklam yüzü olurum çok güzel şu andan itibaren. Neyin reklam yüzü olurum? Mesela şey yapabiliriz koç. Abi hayır. Şehirler arası taşımacılık. Malınız bize emanet. Anladın mı? Şehirler arası taşımacılık. Malınız bize emanet. Malınıza kendi malımız gibiymiş gibi mi? Hani davranıyoruz. Artık her neyse onu üretirsin. Malınız bizim de malımız. Çünkü biz de malız sloganımız. Aynen öyle Olga abi. Aynen öyle. Reklam yüzü. Lan yanaşma bak, ya yanaş. Seslendirecek adam da hazır. Olga abiye vereceğiz seslendirecek sloganı. Oy. Niye Olga abi seslendirecek? Adamlar direkt der ki lan adamlara bak ne para var. Adamlar yürüyen cinselliği oynatmış reklamda derler. Anladınız mı? Adamlara bir güven verdik oradan. Bak şirketi kurduk. O da koç şirketi kurarsan abo- ilk şeylik benden. Nasıl? İlk yatırım benden. 100 TL mi? Lan. Yok ne 100 TL'si lan? O kadar değil. Tamam. Ne 100 TL'si canım o kadar da değil koç abartma. Abi annem babam büyüdün oyunları bırak diyor. Bu adam mühendis olmuş seninle doğa atıyor. Annene örnek göster bak de ki. Bak anne mühendis olup böyle olursam ne yapacaksın de. Mühendis olup böyle olursam ne yapacaksın de. Abi ülkenin haline bak ya. Olga abi film yönetmeni. Şey ne yapacaksın mühendis. Yani ülkeye bak. Ben takım koçu. Ülkenin hali. Herkes anlamadığı işi yapıyor. Ülkede herkes şey Olga abi üniversite okumuşum iş bulamayınca koç olmuşum. Abi, peki bir şey yok. Yaşam koçu yapmamız yok mu? Böyle milleti bir anda dızlaman yok mu? Oğlum ben bu arada bak ben yaşam koçu bugün gelsin bir kardeşimiz yaşam koçluğu direkt bugün yaparım. Bugün. Tüm hizmetleriyle. Bana, özür dilerim ama yaşam koçu ok kabaldırttır yani net. Abi yaşam koçluğu zaten okulmuyor etmiyor. O yüzden hani onun bir şeyi var mı? Hani böyle nasıl diyeyim? Tamam abi. Tamam sadakat puanına yaşam koçluğu koyacağım. Yaşam koçluğu koyacağım sadakat puanına. İnsanlar okulunu okuyor bunun. Abi dolandırıcılığın okulu yok diyorlar. Varmış demek ki. Benim bildiğim yaşam koçları okul okumuyor. Evet ben de öyle biliyorum. O yüzden söyledim. Eğer okuyorsa hiçbir şey değil nasıl diyeyim. Ettiğim bütün lafları geri alıyorum.
okulun okuyan insan saygımız sonsuz. Oğlum ben bak. Eğitimini alan bilerek yapar. Okul okuyan adama ne o okursa okusun. Benim saygım sonsuz. Ben çünkü okuyamadım abi. Nasıl okuyacağım yani? Mümkün değil okumam. O yüzden... Lan gözüküyormuşum ya. Gözüküyormuşum ya. Ulan payık. Abi ama çerezin fizi de bayağı iyi. Çerezin fizi de bayağı iyidir yani. Sonuçta her sabah Laz müzikleriyle Trabzon o yörelerin şarkılarıyla şey yapıyoruz. Anladınız mı? Hadi oğlum bu oyun niye böyle bir ileri bir geri ya? 15-0 oynuyoruz. Fizle 240 farm yapmışız. Fab neden yayın açıyor sen yayındayken? O ne demek lan? Mesela iki tane atıyorum perdeci yan yana dükkan açtığı zaman onlar arkadaşsa şey mi oluyor? Ya oğlum bu adam sen şeydeyken niye şey açıyor mu diyorsun? Oğlum bu ülkede şey var lan. Onun bildiğim mahallesi var. Kuyumcular çarşısı. Her yer kuyumcu. Fiz o kadar fight yaptık gelmezsin. Tek başına girersin. Amaç ne? Abi bak şimdi mesela bu adam niye konuşuyor ki? Tamam en kasılmış sensin ama sonuç yok. Kaybedeceğiz. Kasıldılar. Bir Baron Nashor alabilir miyiz acaba? Rica etsem. Hemen. Mesela Shakovic Zaraki dayı seyretmemiş. Zaraki dayı seyretse direkt Baron'a koşacak ama yok. Ben ona ulti atmam. Midi pushlayıp geliyorum. Bensiz nasıl öldü lan o adam? Şu inhibitor açıp Baron'a gitmemiz lazım bizim. İyi lan inhibitor açtık sonunda. Aman. Çık lan çık manyak mısın çık. Adama bak herkesi yedirdi lan ultimi adam. Ulan Katerina ya. Ne yapacaksın da ne yap kimin doğusu var mı diyor. Adaşım ya benim. Adam gibi adam. Çık 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 çık. Oha! Adam böyle yazıyor chat'e tamam mı? Ondan sonra koç diyecek ki ben DP koçum diyecek. Çekecek sohbete. İki laf edecek. Ondan sonra diyecek abi kusura bakma diyecek. Ağlayacak. Yo adam direkt diyecek niye 0-4 olduğunuzu anladım diyecek adam. O zaman ne diyeceğim? Counterplay yok. Ben 0-4 yapabilen bir takımın koçuyum. Sen de ol. Ondan sonra sen de 0-4 yap sonra gel karşıma diyeceğim. Onun counterplay'i yok. Ne yapacağım? Bak kardeşim şunu bana salmazsan gerçekten... Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Evet tamam. Ne oldu bir geri vites ne yapacaksın? Tekodan onu da salsana. Sağ olasın. Ölmedim ya şurada o kadar mutluyum ki şu an. Hayt gelsene bir tane Q atayım ne olur ya. Q atamadım adam Q'mu bozdu. Güzel kazandık. Ne kadar zevkli lan oynaması. Su parkı yazıyor. Allah'ım ya Rabbim su parkı yazıyor ya. Abi böyle bir şey yok bu arada. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Hiç hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Hepsinde ben varım. Hepsinde. Hamsi kalın geldi. Koç teşekkür ederim bu arada. Eyvallah ne yapacaksın görüşürüz. Kendine çok dikkat et. Arkadaşlar Türkçülü insan ettiysem de özür dilerim. Ağzıma kötü bir şey çıktıysa bilmeden istemeden özür dilerim şimdiden. Herkese iyi seyirler. Hadi görüşmek üzere. Adamların eline palamutu verdik ya. Adamların eline harbi palamutu verdik yani.